tanla tartışalım özel programını seyretmektesiniz ve şu anda an itibariyle Kahramanmaraş'ta Afşin'de Ashabı Keyf Külliyesi'nde gerçek manzarayı Allah'ın lütfunu bize hediyesini görüyorsunuz. Ay ışığının altında Ashabı Keyf Külliyesi'ndeyiz. Kahramanmaraş'ta Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Mahir Ünal Beyefendi ile birlikteyiz. Burada bu muhteşem atmosferde ve az önce gördüğünüz şimdi bir daha görmenizi istediğim o muhteşem manzarada bu manevi havada program yapmamızı Sayın Mahir Ünal Bey ısrarla istediler. Siyaset konuşacağımız bu programda Kahramanmaraş'ın ve Asabıkeyf Külliyesi'nin Şimdi göreceğiniz o muhteşem manzaranın, manevi havanın tanıtımına da katkıda bulunalım. Sadece siyaset konuşmayalım, memlekete başka bir hizmetimiz de olsun dedi. Allah ondan razı olsun o sayede biz de buna vesile olmuş olduk. Arkadaşlar bir daha gösterir misiniz şu muhteşem ay manzarasını, o külliyenin onun altındaki görünümünü. Efendim Allah razı olsun sizden Kahramanmaraş'ın tanıtımına sayenizde bize vesile olmuş oluyoruz. Şimdi biz buraya gelirken tünellerden geçtik. Bana anlatmışlardı. Ee, Bolu Tüneli kadar uzun tünel Sadece ama Sadece bir etmiş. tanesi. Efendim? Sadece bir tanesi Bolu Tüneli uzunluğunda. Üç tane tünelin açılışını 22 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızla yaptık. Toplam sekiz tünel yapıyoruz. Beş tanesini bitirdik. Üç tanesini açtık. Sadece bir tanesinin uzunluğu Bolu Tüneli uzunluğunda. Geçmeseydim inanmazdım. Söyleyeyim. Çünkü bu laf hani e, kolay söyleniyor, ağızdan kolay çıkıyor. Şimdi Bolu bu, Tüneli uzunluğunda. Bir tanesi sadece Bolu Tüneli uzunluğunda. Dolayısıyla toplam uzunluğu yaklaşık 10 kilometre olan. E, şu anda biz dört e, 4,5 kilometresinin açılışını yaptık. Ve tabii bu tüneller bütün ulaşım ağını değiştirdi. Evet ve Kahramanmaraş'la Göksun, Göksun'la Elbistan arasını, şimdi Göksun'la Elbistan arasını da seçimden hemen sonra ihaleye çıkıyoruz. Duble yol yapıyoruz. Elbistan'dan da yani Göksun, Afşin, Elbistan, Elbistan'dan da Malatya'ya bağlıyoruz. Dolayısıyla Kahramanmaraş'ımız hem Antep'e, hem Adana'ya, hem Kayseri'ye, hem Malatya'ya duble yollarla Yol ağlarıyla bağlanmış Mahir oluyor. Bey ben İstanbul'dayken tüneller yapılmamış diyorlardı. Hı. Geçtik. Şimdi hayır. E, mesela Elbistan'da Afşin'de biz tünelleri açtık dediğimizde ya ne tüneli dediler. Şimdi bugün mitinge gittiler. Mitinge giderken o tünellerden geçtiler. Öyle mi? Ya? Ne tüneli <laughs> diyenler öyle mi? <laughs> ne tüneli diyenler bugün o tünellerden geçtiler ve o tünellerin e, muhteşem e, ulaşım rahatlığını da e, konforunu da hissettiler. Zaten 13 yıldan beri Türkiye'de şu oluyor. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda her alanda büyük bir konforu yaşayıp sonra dönüp AK Parti'ye bunca lafı ediyorlar. Tam o sırada bir seyirci sormuş. Kardeşim şimdi söyledin zaten 13 yıldır iktidardasın tek başına yapacaksın tabii diyorlar. Peki Cumhuriyet 2002'de mi kuruldu? <laughs> 1923'ten 2002'ye kadar hiçbir şey yapmayanlar bütün sorumluluğu bize mi yıkıyorlar? <laughs> Ağır konuştunuz. <laughs> Cumhuriyet 2002'de mi kuruldu? Diye ya, diye soruyor Mahir Şimdi bugün Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi bizi eleştiriyor. Bunlar geçmişte iktidar oldular. Geçmişte iktidar oldukları dönemde bu bölgede taş üstüne taş mı koymuşlar, bir çivi mi çakmışlar? Hangi yolu yapmışlar? Hı. Bizim burada bir söz vardır. Derler ki konuşmaya yüzün olsun derler. Evet. Bu şu demektir. Konuşmak için arkada bir eserin olmalı ki konuşmaya yüzün olsun. Elhamdülillah 13 yıldan beri biz. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, her alanda, konutta konuşmaya yüzümüz var. Milletin karşısına çıktığımızda vatandaşın gözünün içine bakarak konuşuyoruz. Peki diyor ki vatandaş, ya kardeşim yolmuş, tünelmiş, duble olmuş, köprüymüş, üçüncü köprüymüş, havalimanıymış. Ben cebime girip çıkana bakarım. Asgari ücretten haber ver hemşerim ha. diyorlar. Şimdi bu hani CHP ve MHP asgari ücreti, adeta açık artırmaya çıkardılar ya. Birisi dedi ki ben 1400 öbürü, 1800 öbürü 2000 veriyorum. Hatta Haydarbaş ben 5000 veriyorum dedi. <laughs> evet. Şimdi şundan emin olsun vatandaşımız. Vatandaş burada tam karşımızdaki evet. kamerada şundan, evvel. Şundan emin olsunlar. Biz vatandaşımızı biz asgari ücretlimizi emeklimizi ne CHP'nin ne MHP'nin insafına bırakmayız. Çünkü biz 2002'de geldiğimizde onlar iktidardan yeni ayrılmışlardı ve asgari ücret 184 liraydı yani 100 dolardı. Ve hamdolsun şimdi biz bunu 450 doların üstüne çıkardık. Daha da yukarı çıkaracağız. Bu ülkenin sorunlarını biz çözeriz. Onlar geçmişte bu ülkenin sorunlarını çözmek için hiçbir zaman risk almadılar. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Onlar geçmişte ne yaptılar bu millet çok iyi biliyor. Şimdi onlar zannediyorlar ki gençler hani bizim 13 sene önce iktidara geldiğimizde 5 yaşında, 10 yaşında olan gençler hatırlamıyor. Bu gençlerden belki oy alabiliriz diye düşünüyorlar ama bu millet unutmaz. O yüzden Tabii ki seçimden Canım sonra bir rakamda sen söyleyiver diyorlar bazı biz, AK Partililer biz, hatta biz, yani biz, ne var sen de bir rakam söyle biz, Mahir Bey diyorlar. üzerinden bakın 13 yıldan beri biz vaatler üzerinden siyaset yapmadık. İcraatlar üzerinden siyaset yaptık. Planlama üzerinden siyaset yaptık. 2023'e kadar Türkiye'mizin her şeyini planladık. Dolayısıyla dar gelirlimizin, asgari ücretlimizin, emeklimizin de e, ee, büyüyen, gelişen Türkiye'den, büyüyen ekmeğimizden alacağı pay planlanmıştır. Şimdi biz emeklimize ne yaptık? Temmuz'da maaşlarına yansıyacak 100 lira seyyanen verdik. İnşallah seçimden hemen sonra biz hem asgari ücretimizle ilgili, hem emeklimizle ilgili, hem dar gelirliğimizle ilgili 65. hükümetin ilk yapacağı işlerden bir tanesi zaten gündeminde bu olacak.